Futbolun İçindekiler kanalından herkese iyi günler sayın seyirciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle rakip takım taraftarları tarafından hoşlanılmayan, antipatik bulunan 8 futbolcuyu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Süreyya Soner videosunu sağ üstteki kutucuktan izleyebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Futbolcuların oynadıkları takımda en büyük hayallerinden birisi de taraftarların onu sevmesi ve her zaman destek vermesidir. Bazı futbolcular bunun için oldukça mücadele ederler ve taraftarlarına kendilerini sevdirirler. O taraftar sahadaki futbolcuyla kendisini özdeştirdiği için de o futbolcuyu ayrı kefeye koyar. Lakin o ismin sahadaki hareketleri rakip tarafından itici bulunur. Bu videomuzda rakip taraftarlar tarafından sevilmeyen, antipatiyle bakılan 8 futbolcuyu inceleyeceğiz. Sırasıyla başlıyoruz. Fenerbahçe'nin senelerdir kalesini koruyan deneyimli flebekçi adeta sahada Fenerbahçeli taraftarların sesidir. Kurtardığı pozisyonlardaki tepkisiyle, atılan gollerdeki sevinciyle sarı lacivertlilerin sevgisini kazanır. Kaptanlığa da yükseldikten sonra artık o sarı kanaryanın adeta bir savaşçısı olur. Bir volkandır Fenerbahçe sözü sanırım yetenekli flebekçinin durumunu anlatan en iyi sözdür. Kendisi de verdiği bir röportajda Fenerbahçe'nin kalecisi değil taraftarıyım açıklamasında bulunur. 2007'de Şampiyonlar Ligi elemesinde Sevilla'ya karşı penaltılarda devleşen Volkan'ın o günkü sevinci herkesin dün gibi aklındadır. Lakin bu kadar taraftarın içine girmesi rakip takım taraftarları tarafından hoşlanılmayan adam ilan edilmesine sebep olur. Bir Galatasaray maçında topu kalçasıyla tutması sarı kırmızılı taraftarlar tarafından iyice sevilmeyen adam ilan edilmesine sebep oldu. Milli takımın Avusturya kampında bir basın mensubuyla laf dalışına giren Volkan'ın o an söylediği "seni evinden aldırırım" sözü olay olur. Lakin Volkan Demirel'in Soma faciasında şehit olan madencilerin borçlarını da ödediğini unutmamak gerekir. Sarı lacivertlerde 16 sezonda 487 maça çıkan Volkan, Fenerbahçe'nin tarihine ismini altın harflerle yazdırmıştır. Trabzonspor ve Galatasaray'dan tanıdığımız Engin oldukça asabi ve sert bir futbolcuydu. Yaptığı hareketlerle hem kendi taraftarları tarafından hem de rakip takım taraftarları tarafından hep antipatiyle karşılandı. Trabzon'da oynarken Eskişehir maçında oyundan alınınca tepkisini el kol hareketleriyle gösterdi ve Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek'i itti. Bir Bursaspor maçını Bursa'da yenince taraftarlarını üçlü çektirdi. Yeşil beyazlı taraftarlar oyuncuya büyük tepki gösterdi. Engin'in vukuatları Galatasaray'da da devam etti. Sarı kırmızıların 2-1 kazandığı Sivasspor maçında kaleci Borjan'a kafa atıp kırmızı kart görmüştü. Lakin Engin'in en büyük vukuatı Türk hakemliğinin doruk noktası olan Cüneyt Çakır'a bir Süper Kupa maçında saldırması oldu. Engin o hareketinden sonra tam tamına 11 maç ceza aldı. 1461 Trabzon maçında aşırı sinirlenince sinirinden formasını yırtmıştı. Olaylı futbolcu kulüp kariyerinde 72 sarı, 8 de kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve özel hayatıyla çok ön plana çıkan Batuhan Karadeniz'in vukuatları saymakla bitmiyor. Gelecek vadeden futbolcu hem kendi hem rakip takım taraftarlarından hep antipatiyle karşılandı. Batuhan Karadeniz'in vukuatlarını gelin hep beraber bir inceleyelim. Eskişehir'e kiralık gönderildiğinde görüşürüz diyen Mustafa Denizli'ye döndüğümde sen burada olacak mısın ki yanıtını verdi. Eskişehir forması giyerken Fenerbahçe maçı öncesinde takım kampından kaçtı ve bir gece kulübünde boy gösterdi. Kırmızı ışıklarda durmayı sevmediğini söyledi, cezası neyse öderim dedi. Eskişehir forması giyerken Beşiktaşlı ünlü futbolcu Guti'ye maç öncesinde "Naber lan Guti" diyerek seslendi. Samet Aybaba beni istese takımda tutardı. Benim inisiyatifim olsa belki onu takımda tutmazdım dedi. Otelden kaçıp geceyi barda geçirdi, kadro dışı kaldı. Abdullah Avcı tarafından milli takım kampına davet edilen Batuhan, "Hocam kusura bakmayın ben planımı yaptım, tatile gideceğim" diye cevap verdi. Bir dostluk maçında Raul Gonzalez ile el sıkıştıktan sonra formasıyla elini temizledi.
Bursa Spor'un altyapısından çıkmış ve Bursa'da şampiyonluk sevinci yaşamış yetenekli futbolcu otoriteler tarafından çok eleştirilir. Her pozisyonda hakeme itiraz etmesi, gereksiz gördüğü kartlar ve asabi tavrı yüzünden taraftarlar tarafından pek sevimli bulunmaz. Sırasıyla Bursa Spor, Trabzonspor, Bursa Spor, Fenerbahçe, Trabzonspor'da oynayan Volkan, hareketleri yüzünden kendi taraftarlarından da çok tepki görmüştür. 2013-2014 sezonunda Trabzonspor'da oynarken ligde bir maçta tribünlerden tepki gören Volkan sahayı ağlayarak terk etmiştir. Şimdi Trabzonspor başarısı için ter döken futbolcu kadroya girmek için mücadele ediyor. ...2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Uruguay'ın kaptanı Lugano Türkiye'de çok gündem oldu. Fenerbahçe Eskişehirspor maçında soyunma odasına giderken Sezer'in üzerine doğru yürüyüp duvara itmesi, Beşiktaş derbisinde Ferrari'yi tahrik etmesi ve Gaziantep maçında Wagner'in üzerine basması onun antipatiyle karşılanmasına sebep oldu. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında son dakikalarda Emre Aşık'a arkadan gidip kafa attı ve maçın karışmasına sebep olan olayların fitilini Lugano ateşledi. Bu tarz olaylar onun için hep eksi puan olarak yazıldı. Rakip takım taraftarları tarafından hiç sempatik karşılanmadı. Sarı kırmızılarla yapılan bir farklı maçta sahaya rakı şişesi atılmıştı. Lugano bu şişeyi alıp hakeme göstermişti. Fenerbahçe ile 5 sezonda 186 maça çıkan Lugano 62 sarı, 6'da kırmızı kart gördü. Futbola Zeytinburnuspor'da başlayan, ardından Fenerbahçe'ye transfer olacakken Galatasaray'ın yolunu tutan Emre Belezoğlu, sarı kırmızılılarda pek çok başarıya imza attı. 4 yıl üst üste şampiyonluk başarısını gösteren ve UEFA Kupası'nı kazanan takımda formayı terleten Emre, Inter'e transfer oldu. Ardından İngiltere'ye giden genç futbolcu, sonrasında Fenerbahçe'ye imza attı. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı "Ben çocukluktan beri Fenerbahçeliyim" açıklaması sarı kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça tepki toplar. Sahadaki agresif futbolu her takım taraftarları tarafından oldukça antipatiyle karşılanır. Her pozisyon sonrası hakeme koşması, sert oynamayı sevmesi iyice onun için eksi puan olarak yazılır. Galatasaray'da oynarken UEFA Kupası yarı final maçında kırmızı kart gören Emre'yi Fatih Terim fırçalamıştı. Dönemin Beşiktaş teknik direktörü Bilic'le yaşadığı diyalogda hala hafızalardaki yerini koruyor. Soyunma odasında Emre'nin siyah beyazların teknik direktörünü tehdit ettiği söyleniyor. Zakaro ile yaşadığı ırkçılık tartışması ülke gündeminin en üst sırasına oturmuştu. Olaylar ilerlemiş, Zakora Emre'nin elini bir daha hiç sıkmamıştı. Daha önce de İngiltere'de böyle bir geçmişi olan futbolcuya çok fazla tepki olmuştu. Aktif spor hayatında 633 maçta 141 sarı kart gören Emre 11'de kırmızı kart gördü. Pek çok takım taraftarları tarafından antipatiyle karşılanan yetenekli futbolcu Başakşehir'e gittikten sonra farklı bir imaj sergiledi. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde de aktif olarak yer oynayan Emre eski hırçın görüntüsünden çok uzakta. Juventus'tan Galatasaray'a transfer olan ve toplamda 5 sene sarı kırmızılarda arka arkaya forma giyen Sambacı adeta taraftarların sevgilisi oldu. Kilometrelerce uzaktan gelip ülkeye uyum sağlayan Sambacı akıllarda en çok gol sevinciyle kaldı. Attığı gollerden sonra pitbull sevinci yapan Melo sahada adeta Galatasaray'ın futbolcusu değil savaşçısı gibi mücadele etmeye devam etti. Oynadığı maçlar anında yaptığı müdahaleler hem rakip futbolcular tarafından hem de rakip takımın taraftarları tarafından hep antipatiyle karşılandı. Bir Başakşehir maçında Mahmut Tekdemir'e kafa atması, Beşiktaş'ın futbolcusu Oğuzhan Özyakup'a tükürmesi, Emre'yi kırmızı kartla oyun dışı bırakması ve dışarı işareti yapması ve daha niceleri. Ama hafızalardan unutulmayan bir olaysa Olimpiyat Stadyumunda oynanan Beşiktaş maçıdır. Yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Ardından formasını siyah beyazlı taraftarlara doğru gösterince Beşiktaşlı taraftarlar sahaya girmişti. Bu tarz davranışları nedeniyle pek çok taraftar kendisinden hoşlanmazdı. Juventus forması giydiği zaman da pek çok futbolcuyla münakaşaya girmişti. Gattuso, Balotelli ve Robben bu isimlere örnektir. Pek çok sert müdahalesi olan Melo, kulüp kariyerinde 427 maçta 144 sarı, 15'te kırmızı kart görmüştür. Galatasaray formasını 155 kez giyerken 56 sarı, 5'te kırmızı kart görmüştür.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma yaptığı hareketlerle hep çok tartışıldı. Sahada yaptığı labali hareketler yüzünden pek çok kez takımını eksik bıraktı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynanan karşılaşmada rakibine kızıp tekme atmıştı. Ankara'da Gençler Birliği maçında taraftarlara küfür ederek tepki çekmişti. Bir Mersin maçında rakibe anlamsız bir şekilde tekme atıp kırmızı kart yemişti ve Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakmıştı. Galatasaray'la oynanan lig maçında da oyundan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlara çirkin bir el hareketi yapmıştı. Portekizli yıldız bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü hep medyanın ve taraftarların eleştirisine maruz kaldı. Quaresma Beşiktaş'ta 174 maça çıktı. 51 sarı, 6 da kırmızı kart gördü.